Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli TV'ye hoş geldiniz. Bugün tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren zam haberleriyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere emeklilerimiz Temmuz ayında, 3 Temmuz tarihinde maaşlarını zamlı bir şekilde alacaklar. Şu anda emeklilerimizin mevcut enflasyona göre %6 oranında bir zam alacakları neredeyse garantilenmiş durumda. Ancak bazı ekonomistlere göre ve yapılan tahminlere göre emeklilerimize %6.7 oranında, emekli sandığından emekli olanlara ise %7.7 oranında bir zam yapılması da söz konusu. Çünkü emeklilerimize şu anda ödenen maaşlar enflasyonun karşısında tamamen ezilmiş vaziyette, erimiş vaziyette. Paranın satın alma gücü maalesef ve maalesef her geçen gün daha da düşüyor. Çünkü ülkemizin enflasyonunun önümüzdeki 2 ayda tahmin edilenden daha da yüksek gelme durumu var. Yıllık enflasyon şu anda açıklanan rakamlara göre %19.7. Şu anda 6 aylık enflasyon farkı da bildiğiniz üzere emeklilerimize yansıtılacak. Ancak şu anda %6 görünen garanti paranın %6.7'ye ve %7.7'ye yükselmesi söz konusu. Ne diyoruz? Emeklilerimiz için gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Emeklilerimizin maaşı maalesef ve maalesef enflasyon karşısında eriyor. Şimdi bakın, sadece ve sadece bir ayda Türk lirası dolar karşısında %10 değer kaybetti. Evet, bildiğiniz üzere 31 Mart seçimleri sonrasında İstanbul seçimleri askıda kalmıştı. Sayın İmamoğlu'na mazbata verildi. Hemen ardından da Yüksek Seçim Kurulu bu mazbatayı iptal etti ve bunun maliyeti ülkemize sadece dolar karşısında %10 oldu. Yani bir emeklimiz yaklaşık 200 dolar alıyorsa bugünün parasıyla emeklimiz 180 dolar artık maaş alıyor. Evet, 180 dolar. Bir gecede emeklinin maaşı eriyor. Emeklinin maaşının satın alma gücü artık yok. Ortalama 300 dolar maaşı olan bir vatandaşımızın maaşı da 240 dolara düştü. Sadece bir ayda, evet, seçimin iptal edilmesiyle vatandaşın cebindeki para eridi, eridi, eridi. Evet, erimeye de devam ediyor ama vatandaşa %6-7 oranında zam veriyoruz. Vatandaş almış olduğu parayla sadece gıda ürünleri satın alıyor, bir de faturalarını ödüyor. Faturalar geçen yıla göre son 6 ayda korkunç seviyede zamlandı, en az %35. Gıda ürünleri son 6 ayda en az %35-%40 arttı. Ama emekliye %6-7 oranında zam veriyoruz. İşte bu nedenle vatandaşın artık maaşının bir kıymeti yok. Dul ve yetim maaşı alanlara biliyorsunuz kesintiye gidiliyor. Kişi vefat edince geride kalan yakınlarına ödenen maaşta %25'lik bir kesinti var. Onlar hepten perişan oldular. Evet, yokluk içerisindeler. Bu vatandaşlarımızın kanayan bu yarasına artık devlet büyüklerimizin gereğini yapması gerekiyor. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklilerimizin, düşük maaş alan, 2000 liranın altında maaşı olan tüm emeklilerimize artık gereğini yapması gerekiyor. 1200-1300 lira emekli maaşı nedir Allah aşkına, sizlere soruyorum ya. 1200-1300 lirayla vatandaş ay sonunu nasıl getirsin, zorunlu olan ihtiyaçlarını nasıl gidersin kardeşim? Yazık, günah. Olacak iş değil. Emekliler perişan, yokluk içerisinde. Emekli başkasına el açıyor. Emekli bankaların kucağında. %6.7 yapsan ne olur? %7.7 yapsan ne olur? Bakın, şimdi ben size çok kısaca sizin maaşınızın ne kadar olacağını söyleyeceğim. 1000 lira emekli maaşı alıyorsanız 1060 lira alacaksınız. 1500 lira emekli maaşınız varsa 1590 lira alacaksınız.
2000 lira emekli maaşınız varsa siz 2120 lira alacaksınız. E düşük emekli maaşı alan, 1000 lira alan vatandaşa 60 lira versen ne olur, vermesen ne olur? Onun için diyoruz ki en düşük emekli maaşı asgari ücrete, yani 2020 liraya eşitlensin. Yazık günah. Vatandaş yokluk içerisinde, borç batağının içerisinde öleceği güne kadar, mezara gireceği güne kadar borç ödüyor. 11 milyon 750 bin emekliden bahsediyoruz. Yazık günah. Bunun %80'i inanın bana bu halde borç, 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 borç. Maaşını aldığının daha 3. 4. günü emeklinin cebinde 5 kuruş para yok. Şimdi gündemde bir gelişme var. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi verildi. Her emekliye yılda 2000 lira ısınma bedeli ödenmesi söz konusu. Tüm emeklilerimize hiçbir ayrım yapmadan. Bu doğru bir adım. Bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimiz tarafından, tamamı tarafından evet denilerek resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Sayın milletvekillerimizin artık emeklilerimizin sesini duyması gerekiyor. En düşük su faturası 100 lira, elektrik faturası 100 lira, 150 lira, doğalgaz faturası en düşüğü 150 lira. Ama sen vatandaşa 1200-1300 lira emekli maaşı vereceksin. Ondan sonra da emeklinin yüzü gülsün. Olacak iş mi? Nasıl gülsün? Kan ağlıyor emekli, kan ağlıyor. Yazık günah, yapmayın arkadaş. Emekli bu ülkenin temel taşıdır. 11 milyon 750 bin emekliden bahsediyoruz. Yaklaşık 12 milyon. Bu ülke nüfusunun neredeyse 7'de biri. Her evde bir emekli var. Her yerde bir emekli var. Yazık günah, yapmayın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, sevgili emeklilerimiz, bildiğiniz üzere 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet içerisinde. 2000 yılından önce emekli olanlara göre çok düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesinde %70 iken günümüzde %28'e kadar düştü. Bunun anlamı şu: 2000 yılından önce örneğin 2000 lira emekli maaşı alıyorsanız bunun %70'i, 1400 lirası size şu anda emekli maaşı olarak ödeniyor. Ama şu anda emekli olan vatandaşımıza sadece bunun %28'i ödeniyor. Vatandaşımız 2000 yılından sonra emekli olduysa %28 oranında bir emekli maaşına kavuşuyor. 2000 lira maaşı varsa şu anda 560 lira civarında bir maaşla yaşamaya çalışıyor. Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz bir yasa çıkartıldı. En düşük emekli maaşı 1000 liraya eşitlendi. Şu anda vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin ortadan kaldırılması için bir çalışma söz konusu. Bu çalışmanın adı da intibak yasası. Evet, intibak çalışması. İntibak çalışması yasaya dönüştüğünde emekli maaşları, 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşları 2000 yılından önce emekli olanlarla aynı seviyeye gelecek. Emeklimiz bir nebze olsun nefes alacak. Emekli bir nebze olsun insan gibi yaşayabilecek. Kardeşim yapmayın Allah aşkına. Şimdi Temmuz'da vatandaşımızın alacağı zamla beraber en düşük memur maaşı 2476 lira olacak. Ama en düşük SSK'lı maaşı 1188 lira olacak. Yazık günah kardeşim, vatandaş 1188 lirayla ay sonunu nasıl getirsin? Şimdi size soruyorum. Saygıdeğer devlet büyüklerimize soruyorum. Siz bu parayla ay sonunu getirebilir misiniz? Bu parayla çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarını giderebilir misiniz? Allah aşkına yapmayın. Emekli de bu ülkenin insanı, emekli de bu ülkenin temel taşı, yapmayın. Vatandaş almış olduğu parayla sadece gıda ürünleri satın alıyor, bir de faturalarını ödüyor. Faturalar geçen yıla göre son 6 ayda korkunç seviyede zamlandı, en az %35. Gıda ürünleri son 6 ayda en az %35, %40 arttı. Ama emekliye %6-7 oranında zam veriyoruz. İşte bu nedenle vatandaşın artık maaşının bir kıymeti yok. Dul ve yetim maaşı alanlara biliyorsunuz kesintiye gidiliyor. Kişi vefat edince geride kalan yakınlarına ödenen maaşta %25'lik bir kesinti var. Onlar hepten perişan oldular. Evet, yokluk içerisindeler. Bu vatandaşlarımızın kanayan bu yarasına artık devlet büyüklerimizin gereğini yapması gerekiyor.
Saygıdeğer izleyicilerimiz, bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda özellikle promosyon alıyorsanız çok dikkatli bir şekilde izlemenizi rica ediyorum. Tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız videomuzun altında bulunan abone ol tuşuna basıyorsunuz. Sonra da yanında bir zil çıkıyor. O zile basıyorsunuz ve tüm haberlerden anında haberdar oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.